Hoş geldiniz Turan Tural. Ya sizle karşılaştığım için, sohbet ettiğim için çok mutluyum sonunda. Çok sağ olun. Biz Ya sizi hep izliyorduk yani YouTube'dan falan. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutluyum sizle karşılaştığım için. İzleyicilerimiz için öncelikle biraz kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Türkiye'deki izleyiciler için. Bu sene sizi destekleyecek izleyicileriz çünkü biz Evet, sizin. biz Tural Turan X Azerbaycan'da bu yıl Eurovision'da Azerbaycan'ı temsil edeceğiz. Bu Turan, ben Tural. Harika. İkizsiniz galiva, değil mi? Evet. İkiziz. Vay vay vay. Evet. İkiz olarak müzik yapmak nasıl bir şey Turan Güzel ya, çok iyi. Çok problem yaşamıyorsun. Zaten kardeşin ya, yani Tural? problem yaşamıyorsun. Kızsan da kardeşin yani, Evet, şey değil. istediğin şeyi söyleyebiliyorsun. Yani Evet, bazen alınmaz yani. bazen işte bir şey yaparken kimse ayrısı olsun. Onlarla bir İşte iş bir şey yaptığında. söylemek istediğinde çekinirsin falan işte mesela. Ha? Aslında böyle yapma, böyle Evet, yap. evet, evet. Bununla öyle değil. Ben çok rahat yani. O da benimle çok rahat. Beraber beste yapıyorsunuz değil mi? İkiniz Evet. besteler üretiyorsunuz. Bazen Peki o bu... kendisi yapıyor, bazen ben Çok, kendim yapıyorum. ben beste üretmeye yani kişisel bir şeymiş gibi bakıyorum çoğu zaman. Ona göre işte kendine bir şeyler yapıyorsun, sonra birlikte işte onu güzel. Düzenliyorsunuz tamamen. Evet. Ya bu müzik yolculuğu nasıl başladı çocuklar? Yani bir müzik eğitimi, konservatuar eğitimi vesaire aldınız mı, yoksa siz kendi kendinize mi geliştirdiniz? Ne yaptınız? Bir anlatsanıza. Çocukluktan işte hep şarkılar söylüyorduk. Yani herkes bilir işte Number One falan vardı o zamanlar. Bir de biz yani 2000 doğumlu olduğumuz için kaset yılını da gördük yani. Bizde kasetler falan oluyordu. İşte her zaman dinliyorduk şarkılar, her zaman şarkı hayatımızın her yerindeydi yani. İşte şarkıları öğreniyorduk, sonra birlikte söylüyorduk falan filan. Sonralar işte ben istedik ki daha da bunu geliştirelim ve okul zamanında gitar aldık, piyano çalmayı Of of. öğrendik. Kendiniz Evet. öğrendiniz değil mi? Birinden eğitim aldınız mı? Evet, ben gittim, bir aylığına gittim, Ben de piyano. gitmiştim. Evet, o da Ben gitti. gitara gitmiştim. Ben de Ama sonra piyano. gitarı şeyden öğrendik. Tadımlık tavsiyelerden öğrendik. Onu Aa, Evrencan'dan. İnanmıyorum. Evrencan'ı çok seviyoruz yani Severiz müziğini, her şeyini yani. Harikasınız. Yani siz kendi müziğinizi kendiniz geliştirmiş bir ikilisiniz. Evet, Tamamen ama kendi isteğiniz. konservatuvar değil de bir de kolej var. Kolej bitirdik ve hala Musiki okuyoruz. Koleji. Orada Gene bir... vokal üzerine okuyoruz yani. Evet. Şu an devam ediyor eğitiminiz de, öyle Akademik mi? olarak. Yani İtalyan şarkılar falan var ya, böyle opera Aa, falan. opera stili Evet, söylüyorsunuz yani, akademik öyle mi? vokal işte. Evet, yani o okuduğumuz aslında o. Harikasınız. Evet. Siz ikiniz de mi vokalsiniz çocuklar? Ha evet. Evet. Ya Yani hem çalıyorsunuz, ikiniz de söylüyorsunuz. İkiniz de vokal karakteriniz var. Vay evet. güzel. Ya peki sesleriniz birbiriyle aynı mı, yoksa fark ediyor mu? Yani ikizlik burada eşitleşiyor mu her şey? Onun sesi işte it's like bir semiton fark var işte arada. Evet. Daha Yani mı tiz, daha mı pes? Ya ben onda hangi? biraz daha pes. Evet. Daha Ben mı de biraz pessiz? daha, hem de renk olarak da farklı. Renk Renk olarak da evet. farklı. Ben Renkleri de farklı. evet. Ya şimdi sizin şarkınızda, Eurovision şarkınızda ikinizi beraber duyuyoruz genellikle, değil mi? Evet, evet, evet. Bridge listesinde mesela back vokallar falan işte ben söylüyorum, Tural Lidi söylüyor. Bu şu an mesela bulunduğunuz stüdyo kendi çalışma stüdyonuz mu, yoksa bu parçayı kaydederken Hem kendiniz mi aranje ettiniz, ne yaptınız? bu stüdyo işte Kendi stüdyomuz değil ama kendimiz cihir falan almıştık. Evde işte yapıyorduk. Ya recording işte evde yaptık. Sonra burada işte daha profesyonel şekilde hazırladık her şeyi. Vay vay vay, harikasınız ya, çok güzel. Size gelen sorular var, biraz onlardan sorayım mı size? Elbette sorun. Evet, peki Azerbaycan Eurovision 2023 için kendi içindeki bestecilere ve solistlere özel bir şans vermeye karar verdi ve Azerbaycan'ın tercihi siz oldunuz. Bu süreç Evet. nasıl işledi? Şarkı yollamaya nasıl karar verdiniz? Evet, ben böyle Instagram'daydım. Böyle bir Reels çıktı karşıma.
paylaşmışlar ki bu yıl biz kendi şarkınızı gönderin. Siz de Eurovision'a gidebilirsiniz falan. Ben de okey. Gönderin. Şarkı hazırdı yani, değil mi? Evet, şarkı hazırdı. Şarkı bir yıl önce falan önce. Ama tam hazır değildi. Biz sonradan onun üstünde işledik. İşte gönderdik. 365 tane gönderi vardı. Evet, şarkı vardı işte. List vardı böyle insanların. Oradan sonra 5'e kaldılar. Shortlist 5 insan oldu. Evet. Biz de 5 insanın içindeydik. Sonra evet. O 5'likten işte bizi seçtiler. Sizi seçtiniz. Evet. Abi süper. Yani çok doğal, akışında bir süreç olmuş aslında. Ya siz seçildiğinizde ne hissettiniz peki? Hiç böyle bir şey planlamıyorduk ya. Yani. Ya değil mi? Ya hiç planlamadan bir anda karşınıza geldi yani bu. İnanılmaz yani. Ben sokak müziği yapıyordum Bakü'de. Yani. Oo. Ve sokak müziğinden ziyade başka işte kafelerde falan müzik yapıyordum. Şimdi mesela öyle Eurovision'a gidiyorum. Yani işte çok böyle... Acayip. Acayip ya. Acayip, evet, çok acayip. Değişik. Çok değişik bir hissiyat. Yani yaslayan bilir. Yani o şey, daha çok şey değil. Yani biz Eurovision'a gidiyoruz falan. Böyle değil. Sanki ne? Şok gibi bir şey yani. Sonra proseste anlıyorsun. Ya muhtemelen siz Eurovision bittiğinde de biz ne yaptık diyeceksiniz. Biz ne yaptık, gittik mi? Önceden. İnanılmaz hızlı işliyor çünkü her şey. Evet, bir anda tık 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 tık. Şey. 15 gün sonra sahnedesiniz yani. Evet. Yani ben bu şu an yani bir zaman nasıl uçtu hayal yaşıyorum da. Ben şu anda buradayım. Şu an buradasın. Evet. Valla çocuklar, Eurovision sizin için gerçekten müthiş bir deneyim olacak. Aslında hayatınızda çok kıymetli. Bundan sonraki hayatınızı da çok etkileyeceğine inanıyorum. Böyle bir şeyler hayal ediyor musunuz? Yani Eurovision'da ne bekliyorsunuz sonuç olarak? Ne istersiniz? Ya bugün size şunu teklif etsem. Çocuklar, hadi şu sizin olsun. Ne istersiniz? Ben öyle düşünüyorum ki herkes gibi kazanmayı isteriz. Değil mi? Herkes bunu ister. Ben böyle düşünüyorum. Ama ki böyle biz sadece olarak oraya gidip kendimizin en maksimum ne yapabiliyorsak onun en iyisini orada vermeyi düşünüyoruz. Ben harikasınız. Göstermeyi. Harikasınız. Yani, sanki bir şova hazırlaşıyorsun. Sanki bir sahneye hazırlaşıyorsun. Ondan önce provalar var ya. Biz de öyle. Yani bir sahneye hazırlaşıyoruz. Ve en esası biz işte mesela orada hakikaten yani şu anda işte provalar falan yapıyoruz. Hepsi şey için ya. Biz işte sahnede olduğumuz zaman heyecan falan hiçbir şey hissetmeyelim. Sadece o anı yaşamak için. Yani bunu harikasınız. Evet. Harikasınız. Müthiş bir kariyer başlangıcı olacak sizin için ayrıca. Evet. Çünkü herkes sizi tanımış olacak, görmüş olacak en azından. Evet. Kendinizi orada göstermeniz aslında gerçekten izleyici için de sizin için de çok çok kıymetli bir an olacak. Eurovision sonrası hayalleriniz var mı? Albumlar, şarkı yani her şey yani işte yaratıcılık. Müzik. Süpersiniz ya. Ben Eurovision senelerce Türkiye'de, Türk insanı için hep böyle şey gibidir. Eurovision'a katıldık, kazanamadık mı? Allah kahretsin herkesimi. Bir acısıdır. Fakat yani sizde şunu görüyorum ama yani hani klasik bir competition. Ya bu bir yarışma. Biz gideriz, elimizden gelen en iyisini yaparız. Orada kendimizi gösteririz, anı yaşarız. Hayat devam eder, biz müzisyeniz. Yıllarca da buna devam edeceğiz. Bu bakış açısı bence çok sağlıklı, güzel Turan. Yani kendimizi yani öldüresi yani duruma sokmak yani bence yani lazım değil. Kesinlikle lazım değil. Gene sorular. Tell Me More'u ilk dinlediğimizde Britpop, Britrock havası dikkatimizi çekiyor. İzledim. Aynen ya, bana direkt o geliyor zaten. Evet. O Brit tarzını çok seviyorsunuz galiba. Evet. Yani bu bir tercih mi? Özel bir şey miydi? Yani gerçi çok tercih etmemişsiniz. İçinizden geleni göndermişsiniz ama. Evet. Ya, biz işte bir yıl önce yazdık. Hiç bilmiyorduk mesela işte Eurovision İngiltere'de geçirilecek. Yani bazı işte insanlar söylüyor ki mesela biz şarkıyı yazdık da işte Britpop tarzında yazdık. Ki Liverpool'a gidiyoruz falan mesela. Bazı insan benziyor. Yani bunu damlıyorum ama ki yani şey var. Şarkı sadece biz içimizden geleni yazdık. Evet.
Yani ne hissediyorsak onu oraya aktarmaya çalıştık. Şarkı da böyle oldu yani. Britpop'sa ya, bir şey diyeceğim size. Şimdi sokak müziği yaparken neler söylüyordunuz? Ne, hangi şarkıları söylüyordun? Ya Azerbaycan halk mahnıları mı söylüyordun yoksa böyle yani, hani ya. Ben karışık. Söylüyordum. Azerbaycanca da söylüyordum. İşte İngilizce de söylüyordum. Ne bileyim ya, çok söylüyordum yani. Ya röportajın sonuna doğru kısa bir mashup rica etsem acaba var mı? Evet. Muhteşem olur. Muhteşem olur hepimiz için. Çok hemen sorulara devam ediyorum o zaman hızlı. Yakın zamanda İstanbul'a geldiniz. Türk müziğini tanıyor musunuz? Türk Eurovision fanlarına mesajınız nedir? Türk Eurovision fanlarına mesajımız nedir? Çünkü çılgın gibi izliyorlar ya. Ben yayınlar yapıyorum. Ya tabii ki ben yayınlar yaptığım zaman işte sürekli Turan Tural dinle, Turan Tural'ın şarkısını dinle, onu dinle, bunu dinle, ne olacak bu sene? Ya, çok ciddi ben, ya bu. Ben fanlara, ben çok isterdim. Ben çok isterdim ki Türkiye yeniden katılsın. Ya neden katılmıyorsunuz ya? İnşallah. İleride belki olur tekrar. Ben yanıma geldim. Ben evveler dinlediğimde, yani baktığımda Eurovision'a, her zaman bu şirin bir şey vardı ortada ki yani Türkiye okey, Türkiye keşfi diyor, Azerbaycan keşfi falan böyle. Ya işte normalde işte kendini ülken için izlersin ya Eurovision veya işte aynen böyle. Öyle. Eğer mesela Azerbaycan ortada kırılırsa, yani qualify olmazsa, hiç olmazsa yani Türkiye vardı yani, böyle bakıyordun ki Türkiye. Çok haklısınız çocuklar ya, şahanesiniz. Ya da mesela böyle oluyor. Mesela Azerbaycan, şu anda mesela Azerbaycan'a bakıyorsun işte Eurovision'a. Mesela Azerbaycan işte şarkını söyledi. Sonra çok da meraklanmıyorsun. Ama Türkiye olunca işte merak geliyor. Yani Azerbaycan söyledi ya da Türkiye. Aynen öyle. Bakalım Türkiye ne yapacak falan böyle. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani senelerdir zaten Azerbaycan bütün Eurovision'larını takip ediyoruz. Bizde de aynısı var. Yani Türkiye, bakalım Azerbaycan'ın şarkısı nasılmış. Biz de aynı şeyi takip ediyoruz. Zaten oylamalarda vesaire hep duygusal şekilde oy kullanıyordu herkes senelerce. Başka bir şey, Türk fanlarına mesajınızı söyleyeyim. Mesaj olarak mesajı unuttuk. Mesajımız da işte şu ya. Yani ben şöyle bakıyorum. Şimdi Türkiye yok ya. Mesela Türk biz gittik mesela İstanbul'a. İstanbul'da işte fan club'la da görüştük orada. Yani gerçekten bakıyorum da hakikaten içten yani bakanlar. Özlem var. Özlem var değil mi? Ve çok. Onu söylemek istiyorum ki yani bu yıl olsun, gelen yıllar olsun, I don't know. Türkiye olmasa da yani biz varız yani. Süpersiniz. Bu yüzden hepinizi seviyoruz ya ve hepinizden you know like Azerbaycanlılar yani Türkler, Azerbaycanlılar işte her yerdeler mesela dünyada işte her yerdeyiz yani. Kesinlikle. Evet, ben şey oy vermelerini rica ediyorum. Yeah. Evet. Points. Nereye baksan Türk abi. Evet. İsrail'e gittik pre party'ye işte. Evet. Pre party'de Türkler işte oturmuşlar orada. Her yerde değil mi? Ne bileyim. Fotoğraf falan. İşte en çok olan millet Türk yani haricinde. Yani oy verin abi. Tamam, mesaj alındı çocuklar. Problem yok. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bundan sonrasını bize bırakın. Küçük bir mashup. Müthiş olur ya. Karıştırın ortaya. Ne var ne yok karıştırın. Artık sona mı geldik? Sona gelelim ya. Müziğe gelelim. Boş verin muhabbeti. Oo, güzel. Çok hoş. Çok şık. Çok şık. Biz CNN'de de şeyi okuduk. Bilmiyorum gördünüz mü? Hangisi? Görmedim. Yiğidim Aslanım okumuştuk. Oo. Tamam. O şarkıyı çok beğenmiştik ama. Süpersiniz. Ama karıştırın ha. Yani bir Azerbaycan mahnısıyla falan da meşleyin yani. Öyle hemen bırakmayın ortada. Gidelim. Go. Bu şarkıyı biliyorsun. Yes. Ey no
sunshine when she's gone. It's not fun when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time will she's gone. Yes. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Ben izlen semadan. Külekten. Gözlerden. Dillerden. Yürekten. Arzudan. Ümitten. Güneşten soruştum halından soruştum. Kimsen sen, kimsen sen soruştum. Kimsen, kimsen sen, kimsen sen, kimsen sen soruştum. Kimsen. Harika, enerjiniz harika ya, süpersiniz çocuklar, vallahi harikasınız. Bakü'de konser gibi fanlarla görüşme gibi bir şey olur mu diyor birkaç arkadaşımız. Aa yani ki olacak. Olur ya, olacak. Olacak sanırım. Olacak. Olacak değil mi İlahi Hanım? Bakü'dekiler merak ediyorlar yani bunu isteyenler evet, çok evet, fazla. Olacak. Zaman çok şu anda kısıtlı zaman şu an. Çok kısıtlı. Yani 15 gün var ya. Ancak, neredeyse 20 gün. Yani ancak provalara iş, falan iş. Her şey yani karışıktı baş. Ama gene olacak. Yani. Süper. Şöyle diyor. Olumsuz eleştirileri kafaya takıyorlar mı diye bir soru var. Yok. Siz mandatör götürürüm onu. Yani herkesin musiki taste'i yani farklı. Kesinlikle hani, öyle. Bazı şarkılar var ben beğenmiyorum. Yani kim bana ne diyebilir ki bunu beğenmiyorsam. Yani bir herkeste de öyle. Müziklerinde etnik öğelerden bilerek mi uzaklaştılar? Yoksa bu bir strateji mi diyor mesela bir arkadaşımız? Aslında hiç şey düşünmedik. Yani dediğimiz gibi işte biz böyle büyüdük. İçimizden geldik. İçimizden gelen. İçimizden böyle geldik. Şahanesiniz Turan Tural. Size yürekten başarılar diliyoruz. O gece böyle gözümüz üzerinizde neler yaptığınızı detaylarıyla inceleyeceğim. Ben de analizleyeceğim sizi. Çok başarılar diliyoruz. Yanınızda hissedin bizi seninle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Ya ben buradan işte bilmiyorum dinleyecek mi dinlemeyecek mi. Ya ben Evrencan Gündüz'ün fanıyım. İşte ona bir göndermek istiyorum. Gönder, gönderin. Onu çok seviyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Yani şey gördünüz. Bir şarkısı vardı onu söyleyeyim. Sen aşkımızdan, sen aşkımızdan şüphe ederken. Süper şarkı. Bugün gördüm ya götürüpler Japon K-pop tarzında böyle kimse şarkıyı götürmüş bence. Same şarkı yani aynı şarkı yapmış. Aa. Onu da öyle söylemek istiyorum ki işte çok seviyorum kendisini. Hatta yani zamanında
idol olarak gördüğüm insanlardan evet, birisiydi. Gitarı da kendisi. Gitarı da kendisinden çok öğrenmiştim var. Süpersiniz. Evet. Bu mesajınız direkt Evren Can'a ulaştıracağım. Direkt. Çok sağ olun. Direkt kendisine ulaştıracağım. Hatta belki sizle sohbet. Daha önce sohbet etmiş miydiniz Evren Can'la? Buluşmuş evet, muydunuz? O zaman ama buluşma zamandır. Evet. falan bir şeyler yaparız. Neden olmasın? Acayip yeteneklisiniz. Evren Can da öyle. Belki beraber Azerbaycan Türkiye ortak yapımı bir şeyler çıkar. Belli mi olur? Neden evet. Başarılar çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Çok sevgi selamlar.